Da tanıştın. Artık nerede istersen orada uyanırsın. Aman yok, ben almayayım. Yok yok, aman. Tamam, sen benim şikayet ettiğime bakma. Burası benim cennetim be. Peki. Ben de o cennetin sorgu meleği olarak bir şey merak ediyorum. Neymiş o? Acaba diyorum Demir'e bizim evli olmadığımızı söylemiş olabilir misin? Ne diyorsun be sen? Ne saçmalıyorsun? Niye söyleyeyim, ben sen miyim? Bir kere benim zorunluluklarımla senin durumun farklı. Ne zorunluluğu? Ya işte içinde bulunduğumuz durum. Ne durumu? Zorunluluk. Durum. Sen söyledin değil mi Ayşe'ne? Aşk olsun Yasemin. Söylemedim tabii ki. Söyler miyim hiç? Bana bak. Sen bu kızı öptün. Gecenin bir yarısı odana aldın. Öyle kıyıda köşede mıç mıç bıcık bıcık yakalanma tehlikeleri atlattın. Ya bu cesaret? Ha? Nereden geliyor? Hayırdır? Yasemin, saçmalama istersen. Söylemedim dedik ya işte. Madem seni evli sanıyor, neden peşinde dolanmana izin veriyor? Bir kere o izin vermiyor, ben onu zorluyorum. Bu bir. İki, ne ima etmeye çalıştığının farkındayım. Ayşen senin düşündüğün gibi bir kız hiç değil. Ben de tam olarak bunu diyorum zaten. Ayşen öyle bir kız değil. Ayşen bu oyunu bilmese senin yüzüne bakmaz. Hatta o çatı katından seni böyle sallandırır. Haksız mıyım? Ayşen'cim, onun bir şeyle alakası yok. Son arananlar orada kalmış, o yüzden onu aramış oldum. Sen ne olsaydı seni arardık yani, bunda bir şey yok. Son aramalarda neden o vardı? Ayşen sen hayırdır ya? Ablam bir sen iki böyle sorguya çeker gibi, ne oluyor? Ha? Bir şey olduğu yok abi, neden beni aramadın diye merak ettim ben. Ayşen ben gerizekalı mıyım? Ay yok, estağfurullah. Bırak estağfurullah falan ya. İma ediyorsun kızım, etme. Gelmesin böyle salak saçma şeyler aklınıza. Ne gibi? Ne gibi mi? Gel bakayım şuraya. Yok kıza niye öyle bakıyorsun? Yok kızın gözüne tatak kaçtı, sen niye çıkarıyorsun? Yok niye kafesine o kadar gidip yardım ediyorsun? Lan benim adım Demir diye ben Demir'in Tuncu muyum Ayşen? Ha? Ben de insanım ya. Benim hislerim var, benim duygularım var, benim bir kalbim var ya. Tabii. Bugün bak kim isterse istesin. Atıyorum enişte, enişteme zaten ederim. Muhsin, dış kapının mandalı değil mi Muhsin? Muhsin bugün gelsin benden yardım istesin. Ben koşa koşa gider Muhsin'e yardım ederim. Atıyorum Ateş. Ateş gelsin bugün benden yardım. Ben yine gider Ateş'e yardım ederim. Neden? Kalbim var çünkü benim. Böyle salak saçma şeyler düşünmeyeceksiniz. Demir'den. Ya Demir'den açıldı konu. Nereden açılacak? Yalnız bir şey söyleyeceğim Yasemin. Ben hala tatminkar bir cevap alamadım senden. Allah Allah. Söylemedim diyorum ya. Sen niye uzatıyorsun ya? Niye uzatıyorum biliyor musun Yasemin'cim? Bu Demir'deki hal ve tavır hiç bana normal gelmiyor. Öyle meril meril bakışları, bir git geldi hareketleri falan hiç hoşuma gitmiyor. Anlamadım yani. Neden acaba? Bana ne be ağa manyak? Heh, işte ben de tam olarak onu söylüyorum. Çünkü sana öyle bu çocuk. Saptırıyorsun sen şu an, saptırma. Asıl sen saptırıyorsun Yasemin. Önce ben sordum bu soruyu. Bana bak, ben ikinizin arasındaki şeyin farkındayım. Diğerleri farkında olmayabilir ama ben farkındayım. Bazı şeyleri dillendirmiyorum diye salak sanmayın beni. Ayşe'nin bu oyunu bildiğine kalıbımı basarım. Şimdi itiraf et bakalım. Ayşen sırrımızı biliyor mu? Söyledin değil mi lan? Gel lan buraya, keseceğim dilini. Gel buraya. Ya sen yapma cezası. Ya.
Evet. Buyurun şöyle. Gülriz. Mantıcının çocuklarının bu evde ne işi vardı? Ateş! Bağırma abi. Evde kimse yok. Oraya mı gittiler yoksa? Merak etme, dönecekler. Ama bu sefer sen zorladığın için olmayacak bu. Ne sayıklıyorsun sen? Bir şey mi işte yoksa? Benim hayatımı mahvettin. Ama ateşinkini mahvetmene izin vermeyeceğim. Ben senin hayatını kurtardım. Aile şerefimizi korudum. Nabi, nasıl? Hı? Yalan söyleyerek mi? Ne yalan? Nişanlanmak için çocuk aldırdığım yalanı. Ben... Sen beni istemediğim bir evlilik yapmaya zorladın. Sen sırf kendi çıkarların, menfaatlerin için kullandın beni. Üstüne de bu çocuk aldırdığım yalanını söyledin. Sen bunları nereden öğrendin? Ya gerçekten konumuz bu mu abi? Ha? Yoksa senin bu yalanı söyleyip söylemediğin mi? Gerçekten yaptın mı bunu? Ben ne yaptımsa ailemiz... Tabii. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Seni tebrik ediyorum Asaf Avcı. Yeni bir düşman daha kazandın. Üstelik seni herkesten çok daha iyi tanıyan biri. Seninle nasıl savaşacağını çok daha iyi bilen biri. Söyle. Ayşen evli olmadığımızı ne zamandır biliyor? Bir şartla söylerim. Can güvenliğimin garantisini verecek misin? Yani... Ben biliyorum zaten ya. Oğlum, o kız senin evli olmadığını bilmese... ...seni öper mi be? Senin yüzüne bakar mı o kız? Öyle biri değil o. Ya madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman? Hiç. Değil mi? Yok. Şimdi sıra sende. Sen söyle bakalım. Ne? Yasemin, bak Demir'le aranızda bir şey olduğu çok açık. Hali hazırda bir suç ortaklığı da olduğu için... ...benim aranızda ne geçtiğini, ne yaşadığınızı iyice bilmem lazım. Hadi anlat. Ne olacak ya? Öyle kendi kendime saçma sapan bir şey işte yaşadım. Yasemin. Bana bak, sen bu çocuğa aşık olduğunda... ...Demir'in bundan haberi mi yok? Yok. Ama olsa ne olacak ki? Doğru diyorsun ya. Ya bizim de durumumuz çok farklı değil ki. Biz de öyle kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Ne yapıyoruz biz ya? Aman Yasemin, ben de bir bilsem... ...ya şu sorunun cevabını kendime bir verebilsem... ...ya kaçalım gidelim desem Ayşen'e... ...hani kızı ailesinden koparmaya hakkım yok ki. Zaten Ayşen bunu hayatta kabul etmez. Yani. Demir'le biz de öyle. Sevgili olsak sonu olacak mı? Sevgili mi? Yasemin'ciğim. Senin bu yalan söylemek konusunda öğrenmen gereken birkaç önemli şey var. İlki, söylüyorsun, bari takip et. Hani Demir'in haberi yoktu? Ha? Sevgililik falan diyorsun. Ne oluyor? Oğlum, olsa dedin. Velev ki. Yapma ya.